Ortopedik engelliyim. Gerçek özür bedende değil, düşüncededir. 2000 yılından beri kas hastasıyım. Daha rahat çalışma ortamı sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Etamı kendim yapıyorum. Sofra hazırlıyorum. Tabak koyuyorum. Çay yapıyorum. Gelişim geriliği yaşayan çocukların eğitilebileceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de varız. Biz de varız programı işaret dili çevirisiyle de sizlere ulaşıyor. TRT Radyo 1 Facebook sayfamızdaki bağlantıya tıklayarak ya da YouTube arama çubuğuna Biz de varız TRT Radyo yazarak bugünkü programımızın işaret dili çevirisini izleyebilir, geçmiş program kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Biz de varız, dün ne olursa olsun bugünümüzün umutla dolması dileğiyle başlıyor. Gerçek yaşam öykülerinden güncel gelişmelere, merak ettiğiniz, öğrenmeyi istediğiniz ya da belki de hiç duymadığınız konuları aktarmayı sürdüreceğiz bugün de. İlk konumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Garanti Bankası'nın ortaklaşa yürüttüğü bir proje. İşe katıl, hayata atıl. Türkiye'de destekli istihdam modelinin geliştirilmesine yönelik bu projeyle ilgili bilgiler vermek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstihdam ve Sosyal Güvence Daire Başkanlığı Daire Başkan Vekili Pınar Büyükkayer ve proje yürütücüsü Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Necdet Karasu stüdyomuzda konuk olacak. ...11.30 sonrasında Engelsiz Hayat diyeceğiz. Engelli aile ve toplum ilişkileri, engelsiz kentler ve engelsiz turizm danışmanı Adem Kuyumcu'yla engelli ve yaşlı komşunun oy verme hakkına destek ol kampanyasını konuşacağız. ...12'ye dek sürecek programımızı Esra İlkurşun ve Deniz Dökmece hazırladı. Teknik müdürümüz Recep Korkmaz, teknik yönetimde Ahmet Kurt, işaret dili tercümanı Emel Aksoy ve sunan ben Sıla Kaya. Bize ulaşabilirsiniz, sorularınızı iletebilir, önerilerinizi paylaşabilirsiniz. TRT Radyo 1 ve Biz de Varız TRT Facebook sayfalarımız ve işte ilk müziğimiz. Seni görmeseydim yoklar mıydı bilmem bu
Saatimiz 11.13'e gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. TRT Radyo 1'de Biz de Varız programındasınız ve ilk konuklarımızı ağırlıyoruz. İşe Katıl Hayata Atıl projesi hakkında bilgi alacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı Daire Başkan Vekili Sayın Pınar Büyükkayaer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve projenin yürütücüsü Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sayın Necdet Karası, hoş geldiniz stüdyomuza. Siz de. İşe Katıl Hayata Atıl projesi ile ilgili bilgiler alacağız sizden ama öncelikle engelli istihdamı hakkında konuşmak isteriz. Sayın Büyükkayaer, ne söylersiniz acaba bu konuda engelli istihdamının önemi konusunda? Aslında engelli istihdamını kamuda ve özel sektörde engelli istihdamı diye ayırmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Kamuda biliyorsunuz bir merkezi sınav başladı artık. İkincisini yaptık. Evet. Ve bu sınavla birlikte yaklaşık 40 bin kişi şu anda artık kamuda ve istihdam ediliyor. Hı-hı. Dolayısıyla kamudaki istihdamı büyük bir ölçüde arttırdık. Özel sektör kendi dinamikleriyle işliyor biliyorsunuz. Evet. Bu anlamda baktığımız zaman istatistikleri inceledik ve özel sektörde istihdam hareketliliğini gördük. Özellikle engelli bireylerde. Hı-hı. Çok fazla iş değiştirme var. Hı-hı. Bunun nedenlerini araştırdık. Daha önce bildiğimiz yurt dışından bilinen bir modeldir. Destekli istihdam modeli. Evet. İş koçluğu modelidir bunun. Hı-hı. Aslında Türkçesi ve bunu uygulayalım dedik biz. Hı-hı. Çünkü çok fazla hareketlilik aslında bir şekilde oraya uyum sağlanmadığını gösteriyor. Evet. Hem işveren açısından hem de çalışan açısından. Hı hı. Çünkü çalışma hayatı belli bir uyum süresini gerektirir, belli bir oryantasyon süresini gerektirir. Aslında temel amaç buydu. Yani engelli bireylere rehberlik edeceğiz. İş koçlarımız, yetiştirilen iş koçları, ailelere rehberlik edecek.
ve işverenlere rehberlik edecek. Dolayısıyla çalışma hayatındaki bütün dinamikleri hep birlikte bir şekilde uyumlaştıracağız. Evet, yani engelli istihdamı ile ilgili özellikle özel sektörde baktığınızda en büyük sorun olarak bir uyum sorununun yaşanmasından bahsediyorsunuz ve buna bir çözüm aranıyor. Dünyada olduğundan bahsettiniz bu projenin. Biraz onunla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Destekli istihdam modeli, yani mentorlar, iş koçları aracılığıyla kişinin işe uyumu sağlanıyor. İşverenin kişiye uyumu sağlanıyor aslında, engelli bireye uyumu. En iyi uygulayan ülke dünyada İrlanda. Daha sonra Hollanda, Belçika devam ediyor. Bu anlamda Almanya iyidir. Amerika bu anlamda çok iyi. Yani sonuçta bu aslında ülke ekonomisinin neye dayandığı ve ekonomi dinamiklerinin çalışma hayatına uyumuyla ilgili. Mesela başka bir örnek vereyim. Almanya'da üretime dayalı, ağır sanayiye dayalı bir ekonomi vardır ve korumalı iş yerleri çok yaygındır. Korumalı iş yerleri sadece engelli bireylerin, özellikle zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin bulunduğu iş yerleridir. Fakat bizim projemiz birincil piyasadır. Yani açık iş gücü piyasasıdır. Evet. Bütün engelli bireylerin yani birlikte çalışmasıdır açık iş gücü piyasasında. Bu anlamda baktığınızda bireyin toplumsal hayata tam katılımı sağlanır. Bizlerle hep birlikte çalışırız. Bizim amacımız bu. Proje ne zaman başladı acaba? Ne zamandır yürüyor? O süreci biraz anlatabilir misiniz bize? Biz bunu yurt dışında gördük, deneyimledik, baktık. Daha sonra geldik. Yaklaşık 2013 yılı Ekim ayıydı. Evet. Değil mi Necdet Hocam? O zaman tasarımına başladık. Bu projenin tasarımı, çünkü yurt dışından aldığınız bir şeyi direkt uygulayamazsınız. Millileştirme ve yerelleştirme yapmak zorundasınız. Tasarımı 9 ay sürdü. Ve 9 ay bir fiil çalıştık. Ben bakanlıktaki aile ve sosyal politikalar uzmanları. Bir fiil oturup çalıştık. Sonra akademisyen ekiple çalıştık. Ve en sonunda ana destekçimiz, projenin ana destekçisi Garanti Bankası ile çalıştık. Ondan sonra da proje yürümeye başladı. Tasarımı uzun sürdü fakat sonrasında minimum risk, minimum problemle çalıştık. Evet. Peki nerelerde başladınız? Kaç ilde? Şimdi proje tasarım aşamasında Ankara, İstanbul, Samsun, Sakarya ve Antep, hani buna karar verdik. Gaziantep'e karar verdik. Ankara'ya bitti. Hocam şimdi size gerekli açıklamaları yapacak. İstatistik verileri verecek. Sakarya ve Antep'in Sakarya devam ediyor. Samsun ve Gaziantep'in eğitimleri başladı. Yani iş koçlarını seçiyoruz. Seçim bakanlık temsilcisi, yürütücü eğitim şirketi ve bir insan kaynakları şirketiyle objektif bir seçimle yapılıyor. Normal özel sektör mantığıyla bir seçim yapılıyor. Eğitim alınıyorlar. Eğitim sonrası da belli bir sürede özel sektörde istihdam ediliyorlar ve engelli bireyle çalışmaya başlıyorlar. Evet, o zaman hocamıza dönelim. Evet. Bu sürecin nasıl işlediğini kendisinden öğrenelim. İş koçları seçiliyor. Onların bir eğitimi var. Bu ne kadar sürüyor? Şu andaki haliyle iş koçları nasıl seçiliyor tabii bu arada i̇ş biraz ilk belki. İş koçlarımızı biz Ankara'da seçtik ve 19 Haziran 2014 tarihinde başlamıştı. Hemen arkasından seçimlerimizi yapmıştık ve Ağustos ayında da eğitimlerimizi yapmıştık. Seçimler esnasında biz Pınar Hanım'ın da dediği gibi biraz geniş kapsamlı tuttuk. Özel sektör temsilcisi, bakanlık temsilcisi, proje temsilcisi. 5-6 kişilik bir mülakat ekibi, önden bir kişisel bilgi formu, arkasından mülakat esnasında bir doldurulan form, bir tutum ölçeği ve aynı zamanda bir paylaşılan zaman etkinlikleri ölçeği. Bütün bu ölçeklerden sonra, bütün bunlardan belli puanları ve aynı zamanda mülakatlar esnasında tutulan notlar, aday hakkındaki notlar da dikkate alınarak İlk ekibimiz Ankara ekibinden 25 kişilik bir ekiple çalışmaya başlamıştık. Evet. İki kişi çeşitli sebeplerden devam edememişti. 23 kişiye düşmüştük. Daha sonradan biz Ankara için yaklaşık bir aylık bir eğitim, 60 saatlik bir eğitimle devam ettik. Ve 15 kişilik bir ekiple çalışmaya başladık. Arkasından Aralık ayı içerisinde aynı süreci Sakarya için başlattık. Evet. Sakarya bizim için biraz daha zor bir yer, seçenekti. Çünkü projeyi biz farklı ekonomik
düzeylere sahip, farklı sosyal özelliklere sahip şehirlerde denemek istiyorduk ve Sakarya o yüzden iyi bir seçenek. Çünkü çok kültürlü bir yer, Kocaeli gibi büyük bir sanayi bölgesinin yanında ama kendi içinde bir sanayisi yok. Kendi özellikleri farklı bir şehir. Ya da geçen gün Bakan Hanım'ın dediği gibi küçük büyük şehir orası. Orada başladık. Oradaki mülakatlarımızı tamamladıktan sonra oradaki eğitimleri bitirdik ve orada da 5 iş koçu arkadaşıyla başladık. Sonra hemen arkasından Nisan ayının başında Samsun'da mülakatlarımızı tamamladık. Mayıs ayı içerisinde Antep'te tamamladık ve şu anda Ankara'ya topladık adaylarımızı. Evet. Ankara'da 17 kişilik bir ekip şu anda Samsun ve Antep'te çalışmak üzere eğitimlere başladılar. Eğitimlerimiz dün başladı. Nasıl bir eğitim? Ne öğreniyor, ne bekliyor iş koçlarında? İş koçlara biraz değişik bir eğitim bu. Çünkü iş koçları da sonuçta bu toplumun parçası olan insanlar. Ve engel ve engellilere dönük kendi algıları, kendi fikirleri, kendi bilgileri var. Evet. Ve bizim birazcık önce bunu manipüle etmemiz, oynamamız gerekiyor. Onları bir daha bu konuyu düşünür hale getirmemiz gerekiyor. Öncelikle birazcık akıllarındaki farklılık kavramına dönük çivileri, vidaları yerinden oynatmamız gerekiyor. Ve destekli istihdam modelinin en büyük özelliği şu, birey. Evet. Biz istihdamı engel türü üzerinden yapmıyoruz. Biz istihdamı birey üzerinden yapıyoruz. Bireyin kim olduğu benim için önemli. Engelin ne olduğu benim için önemli değil. İster zihinsel engelli olmuş, ister görme engelli olmuş, ister işitme engelli olmuş. Beni ilgilendirmiyor. Ben yapabileceği işe bakarım ya da öğrenebileceği işe bakarım. O nedenle bireyi nasıl ele alacaklar? Biz bireylerle nasıl çalışacağız? Bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Öncelikle bir engel tipleri, engel türleri içerisinde yaşanabilecek bazı sorunlar. Çünkü mesela zihinsel engellilikte bazı rahatsızlıkların görülme oranı yükselir. Bu tür durumlar, bunu hepsi iş yerinde almanız gereken tedbirleri etkiler. Mesela ek bir rahatsızlığı var mı? Mesela epilepsi gibi. Ya da ek bir engel türü var mı? Bütün bunları dikkate alabilecek şekilde engel türlerini tanıtmakla başlıyoruz. Önce bir engellilik kavramıyla başlıyoruz. Bir kafaları harmanlıyoruz. Ondan sonra engele giriyoruz. Arkasından birbiriyle yapışık olarak iletişim konusu giriyor. Çünkü yaptıkları işin çok büyük bir kısmı iletişim ve anlatma. Evet. Yani insanların algılarıyla oynayacaklar. İnsanlara engelli bireyleri değil, bireyleri anlatacaklar. Bireyleri anlatmaları gerektiğini ve nasıl anlatabilecekleriyle alakalı temel bilgiler alıyorlar. Arkasından davranış değiştirme alıyorlar. Davranış değiştirme hem engelli bireylere bir şeyler öğretmeleri gerektiğinde hem onlarla çalışacak kişilerin onlarla çalışırkenki davranışlarını devam ettirmek için kullanabilecekleri temel teknikleri içeriyor. Arkasından bazı engel gruplarının öğrenme şanslarını arttırabilmek için öğretim tekniklerine giriyoruz kısaca. Evet. Mesela zihinsel engelli bireyle neler, nasıl çalışırız? Hangi yöntemleri kullanırız? Basit tekniklerle bunları anlatıyoruz. Ve orada şu anda ağırlığımızı daha ziyade teknolojiye veriyoruz. Çünkü teknoloji çok ilerledi ve biz çok basit uygulamalarla bireylere teknoloji üzerinden öğretim gerçekleştirebiliyoruz. O tarafa doğru yöneldik daha ziyade. Bu sırada engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yardımcı teknoloji, diğer kişilerin tutumlarını değiştirmek için tutum ve tutum değiştirme çalışması, arkasından hukuk çalışması ve dokümantasyon çalışması. Bizim için önemli şeylerden bir tanesi bu. Çünkü engelli birey işe başladıktan sonra onun takibini yapabilmek için dokümantasyona ihtiyacım var. Neredeydik, ne yaptık, nasıl oldu, neler yaşandı? Ve bireyin özellikleri, mesela bir bireyi yerleştirdik. Bu birey 6 ay sonra işten çıktı. Bir koçla devam edecek ama koç bu kişiyle sıfırdan başlamaması için bir dokümantasyona ihtiyacı var. Bu kişinin genel özelliklerini bildiği, üstüne ekleyebileceği bir dokümantasyona ihtiyacı var. Onunla da ilgili basit bir program geliştirildi şu anda. Online olarak ulaşılabilen. O programa kayıt ve onun öğretimi gerçekleşiyor. Ve ondan sonra da yarı pratiğe dayalı bir uygulamayla bitiriyoruz. Çalışmayı bitiriyoruz. Şu anda Ankara'da en çok aşama Ankara'da kaydedildiniz. Ankara tamamlandı. İlk 6 aylık her şehirde 6 aylık bir süremiz var. Ankara'yı tamamladık. 15 gün önce Sakarya'nın ilk 3 ayını tamamladık. Şimdi 2,5-3 hafta sonra da Antep ve Sakarya aynı anda beraber devreye girecek. Samsun ve Gaziantep aynı anda devreye girecek.
Arkasından da İstanbul mülakatları ve eğitimleri olacak. Ondan sonra da İstanbul devreye girecek. İş hayatı çok yönlü bir şey. İşveren, işverenler var, işin içinde engelli bireyin kendisi var, iş koçu var bu sistemde. Servis şoförüne kadar herkes var. Bütün bunlara yönelik çalışmalarınız var mı acaba? Şimdi bu eğitimler esnasında biz ailelerle nasıl iletişim kurulacağı, farklı hiyerarşik düzeyden olan insanlarla nasıl iletişim kurulacağı, şirketlerin insan kaynakları pozisyonlarıyla, şirket yöneticileriyle, oradaki ustalarla, ustabaşlarıyla, şeflerle ve diğer kişilerle nasıl iletişim kurabilecekleri konusunda ve onların tutumlarını değiştirmek için neler yapabilecekleri konusunda. Çünkü tutumlar, aynı Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın birkaç sene önce yaptığı bir çalışma var. Oradaki vurgu, engelli bireylerin şu anda serbest piyasada iş bulamamasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi tutumlar olarak çıkıyor. Ve biz o nedenle bu tutum konusuna ciddi önem vermeye çalışıyoruz. Bunları nasıl değiştirecekleri konusunda bir tutum eğitim vermeye çalışıyoruz. Tutum konusunu açabilir miyiz? Ön yargılardan da bahsediyoruz. Tabii, bir bakıma ön yargılardan bahsediyoruz. Yani engelli bireylerin çalışamayacağına ya da muhtaç olduğuna ya da korunması gerektiğine ya da onun ne işi var burada tarzındaki bütün düşünce biçimleri olarak söyleyebiliriz. Evet. Olumsuz olarak o kişiyle ilgili algıyı bozan her türlü şey. Peki bunlara nasıl müdahale ediliyor sizin? Genel olarak alan yazına baktığınızda bununla ilgili şey vardır. En iyi değiştirme yolu insanları bir araya getirmektir. Bırakın bir süre beraber vakit geçirsinler. Bunu yaparsanız ciddi adım atarsınız. Diğer bir yöntem de bilgilendirmedir. Biz giriş için bilgilendirmeyi kullanıyoruz. İçeriye girdiğimizde de artık bir araya getirmeyi kullanıyoruz. Giriş ilk kapıyı açarken o engelli bireyler değil, birey olduğu üzerinden o vurguyla yola çıktığımızda bayağı bir yol alabiliyorsunuz. Evet. Ama bu işte insan kaynakları sorumlusu falan olduğunda evet onlar bu işe daha sıcak bakabiliyorlar. Bir sorun olmuyor. Ama içeriye girdiğinizde diğer çalışanlarla birlikte bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Onu engelleyebilmek için de onların beraber vakit geçirmesi gerekiyor. Mesela ne yaptırmaya çalışıyoruz? Bizim koçlarımız yerleştirmeyi yaptıktan sonra kapıdan ayrılmıyorlar. Evet. Eğer şirketin özel bir politikası yoksa onlar da üretimin içerisine giriyorlar. Ya da kişi ne iş yapıyorsa onun yanında oluyorlar. Hatta basitçe söyleyeyim, temizlik işine yerleştirilmiş işitme engelli bir bayan daha önceden hiç temizlik işi yapmadığı için koçumuz 2 gün boyunca onunla orada tuvalet temizledi. Evet. Bunu yaptı. Bütün işleri öğrenmesini sağladı. Arkadan o kişinin oradaki sosyal becerilerini arttırabilmek için, diğer kişilerle iletişimini arttırabilmek için yanında yer alıp durumlar oluşturmaya çalışıyor. Mesela çay molasında onunla beraber çay molasına çıkma, bir iki muhabbet başlatıp hafiften geriye çekilme, kişiyi engelli bireyi diğer bireylerle beraber bir ortamda bırakma ya da işte yemeğe beraber gitme. Yemekte diğer çalışanlarla beraber bir masayı paylaşma, orada sohbetler açma gibi yöntemlerle birebir etkileşimi arttırıp olumlu olmayan tutumları olumluya döndürmeye çalışıyorlar. Ailelerle ilgili sorunlar yaşanıyor mu? O konuda ne yapıyorsunuz? Bizim onunla ilgili bir sloganımız var. En çok duyduğumuz şey o. Sen ne dersen o kızım. Koçlarımıza en çok söylenen şeylerden bir tanesi bu. Bu işin büyük bir kısmı güven üstüne oturuyor ve ailelerimiz şu ana kadar güven göstermeyen bir ailemiz olmadı. Herkes çok ciddi, bu işe çok sıcak bakıyor ve sürekli olarak bu tarz şeyler alıyoruz. Kandil olsun, bayram olsun, özel günlerin hepsinde telefon edenler, hatta şöyle söyleyeyim, bir koçumuz engelli bireyin halası, yengesine kadar arandı. Evet. Yani Allah senden razı olsun kızım diye öyle telefonları da alıyoruz. Bu da değişik bir taraf. Evet. Peki hedef nedir? Projenin sonunda nereye ulaşmayı amaçlıyorsunuz? Bu proje ilk modelleme çalışması. Bu projenin içinde kendi projenin kendi tutarlılığını ölçmesi için bir etki değerlendirme de var. Biz özel sektörde bunun bir politika önceliği olmasını istiyoruz. Etki değerlendirme sonuçları çerçevesinde projeyi yaygınlaştıracağız. Ve elimizden geleni yapacağız. Çünkü sonuçlar çok iyi. İstediğimiz sonuçları aldık. Hatta çok daha iyisini aldık. İyi bir proje ve çok hem ülke ekonomisine hem de toplumsal hayata çok faydalı olacak bir proje.
Teşekkürler ediyoruz bize katıldığınız için, aktardığınız için bu projeyle ilgili bilgileri. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı, Daire Başkan Vekili Pınar Büyükayar ve proje yürütücüsü Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Necdet Karasu konuğumuz oldular. İşe Katıl Hayata Atıl projesi hakkında bilgiler aldık. Enerji verimli Arçelik klimalarla bütçenizi koruyun. Şimdi Arçelik Inverter klimalar 200 liraya varan indirimlerle. Siz de hemen bir Arçelik mağazasına gelin. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Opet kartlılara yaz günü indirim yağıyor. 5 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında Arçelik ve Beko'da %20'ye varan indirimler Opet kartlıları bekliyor. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Türkiye'nin pencere hattı 444-24-24. Adopen. Gururdur çiftçimizin güneşi suyu olmak. Emektar esnafımızın açık kepengi olmak. Üreten komimizi büyüten gücü olmak. Sanayicimizle birlikte büyük adımlar atmak. Bu köprüler, bu yollar senin için tüm bunlar. Vakıf Bankası'yla senle büyük Türkiye. Vakıf Bank olarak dün olduğu gibi bugün de çiftçimiz, esnafımız, KOBİ'miz, sanayicimiz ve nihayetinde ülkemiz için üretime, yatırıma, ihracata, istihdama, enerji, altyapı ve üst yapı projelerine destek olmaktan gurur duyuyoruz. Hayaller, planlar, ihtiyaçlar. Hayalindeki düğünü bu yaz yap diye, hep planda kalan tatile yarın çık diye, ufaklığın karne hediyesini, o eski televizyonun yenisini, dahası her şeyin en güzelini, en iyisini rahat rahat al diye, 77. yılımıza özel fırsatlarla 50 bin liraya kadar kredi, 0.95'ten başlayan faiz oranlarıyla Halkbank'ta. İsteyin yeter. Halkbank. Ayrıntılı bilgi Halkbank şubelerinde ve halkbank.com.tr'de. Bizce paylaşmak, yeri geldiğinde kalbinden kopanı vermek, yeri geldiğinde kalp kalbe vermektir. Bizce paylaşmak, daha fazlası için bir olmak, ortak olmaktır. Bu ülkenin paylaşmayı seven insanları için artık yepyeni bir katılım bankası var. Ziraat Katılım Bankası. Paylaştıkça daha fazlası. Birlikte yaşamak eşitliktir. Yaşamı paylaşmak özgürlüktür. Birbirimizi anlamak insanlığın en büyük başarısıdır. Çağrıya kulak verin ve başarmayı seçin. Daha eşit ve özgür bir dünya için engelsiz yaşam önerileri Biz de Varız da. Biz de Varız her salı 11'de TRT Radyo 1'de. Engelsiz Hayat. Saatimiz 11.34'ü gösteriyor sevgili dinleyenler. Biz de Varız da Engelsiz Hayat bölümümüzde engelli ve yaşlı komşunun oy verme hakkına destek ol kampanyası hakkında bilgi alacağız. Konuğumuz engelli aile ve toplum ilişkileri, engelsiz kentler ve engelsiz turizm danışmanı Adem Kuyumcu. Telefon hattımızda. Merhaba Sayın Kuyumcu.
Merhabalar. Merhabalar. Evet, seçimlere çok az kaldı. Biz birçok engelli seçmenin oy sandıklarını gidemediklerini biliyoruz. Zaman zaman programımızda bu konuyu ele alıyoruz. Hukuk köşemizde de bu konudan bahsediyoruz. Sizin bu konudaki gözlemlerinizi öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Ülkemizde biliyorsunuz 9 milyona yakın engelli var ve bunların 5 milyon civarı da mimari erişilebilirlik yüzünden sokağa çıkamayan insanlar. Evet. Bununla birlikte 75 yaşın üzerinde 4 milyon da ileri yaşlımız var. Bunlar da çeşitli sebeplerle yine mimari engeller yüzünden veya yalnız yaşadıkları için sokağa çıkamıyorlar ve oy verme sandıklarına ulaşamıyorlar. Bunların da oy verme hakkını kullanmalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için evden oy kullanma ile ilgili, elektronik oy kullanma ile ilgili birçok çalışma yürütülüyor. İlgili makamlar tarafından, Yüksek Seçim Kurulu tarafından bunları biliyoruz tabii ki. Ama bir an önce tabii ki onların da oturdukları yerden, evden çıkamadıkları için oy verecek konuma gelmelerini istiyoruz. Ama geldiğimiz nokta o değil. Onun için de sandığa ulaşmaları gerekiyor. Bu nedenle biz sadece kurumlar olarak değil, insanlar olarak bunu görev edinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani sandığa giderken, evden çıkarken, apartmanımızda komşuluk ilişkilerini de geliştiriyor bu aynı zamanda. Çünkü birçok insan çevresinde, binasında kim var, kim ne yaşıyor, işte kaç tane yaşlı var veya engelli var mı bilmiyor. Çünkü ilgisiz bir toplum olduk çevremizde maalesef. Bunu da geliştirebiliriz. Sandığa giderken yanımızda birisini götürmemiz gerekir. Kim bu? Sandığa gidemeyen bir yaşlı, sandığa gidemeyen bir görme engelli, sandığa gidemeyen yürüme güçlüğü çeken birisi, görme veya ortopedik engelli. Bunu yapabilirsek çok iyi bir şey yapmış olacağız. Hem de komşuluk ilişkilerimiz de gelişecek. Mahallemizde, semtimizde, binamızda diye düşünüyoruz. Evet, şimdi bu kampanya ne zaman başladı ve nasıl ortaya çıktı bunu öğrenelim sizden. Engelli ve yaşlı komşunun oy verme hakkına destek ol adını taşıyor kampanya. Evet. Ne zaman başladınız, ne yaptınız şimdiye kadar acaba? Geçen seçimlerden önce görme engellilerin oy pusulası ile ilgili bir çalışma yürütülüyordu. Ama yetişmedi. Bu seçimlere de yetişmedi. Bu sefer bir sorun ortaya çıktı. Baktık ki aslında sadece görme engelliler değil, birçok engelli sandığa ulaşamıyor zaten. Ve bunun için önce bir lokal çalışma yapmaya karar verdik. Engel Seyahat Danışma Derneği olarak Kadıköy'de Yüksek Seçim Kurulu ile bir görüşme yaptık. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bize bazı veriler verildi. Sayısal olarak işte engelliler, engelli sayısı ve yaşlı sayısı verildi. Sadece Kadıköy'de 75 yaşın üzerinde 42.300 küsür yaşlı olduğu söylendi ve bu yaşlıların son iki seçimde sandığa gidemedikleri söylendi bize. Evet. Aynı şekilde yine kayıtlı olan 5.000 civarında engellinin de sandığa gidemediği söylendi. Ve bunun için de Yüksek Seçim Kurulu ile yaptığımız çalışmada bu kişilerin sandıklarının giriş katına indirilmesini talep ettik. Sağ olsunlar kısa bir sürede bunu çözdüler. Ve Kadıköy'de geçen seçimlerde, yerel seçimlerde sandığa erişilebilirlik sorununu bu şekilde hallettik. Evet. Kaydı yapılmış olan engellilerden bahsediyorum. Yaşlılar zaten otomatikman indirilmiş oldu. Daha sonra ortaya şu çıktı. Peki sandıkları indirdik. Nasıl ulaşacaklar sandık? Bu sefer kampanyayla, el vurduğuyla, gazete haberleri kongre örgütledik. Kongre örgütledik dediğimizde bir sonuç aldı. Ve biz iletişim oldu. Bizim gönüllülerimiz üniversite üç yaşına aldığınız %98'inde insan artık sandım bunu da kaybettim bu süreçte geçen yıl içerisinde. Bu konuya destek olan öğrenciler ve gönüllüler bundan büyük bir haz duydular.
Daha sonra da ziyaretlerini devam ettirdiler haftanın bir günü ve böyle bir ilişki sağladık. Müthiş bir dönüş oldu bizim açımızdan baktığınızda ve başarılı da oldu. İşte yüzlerce engelliyi biz taşıdık, binlerce engelli de komşuları tarafından taşındı. Kampanyanın amacı komşuları örgütlemek, insan olarak hepimizin bunu görev edinmesini sağlamak. Sandığa giderken bu farkındalığı oluşturduk biz. Engelli ve yaşlı komşunun oy verme hakkına destek ol kampanyasıyla bu farkındalığı oluşturduk. Sosyal medyada sanatçılar, duyarlı insanlar, toplumun önde gelenleri bunu paylaştı. Ve diyoruz ki sandığa giderken mutlaka yanınızda bir komşunuzu götürün, gidemeyen bir komşunuzu. Tek yapmanız gereken bu. Başka bir şeye bile gerek yok ve çok önemli bir şey yapacaksınız. Oy verme hakkını kullanmasına sebep olacaksınız. Mutlu olacaksınız bunu. Evet. Evet, şimdi kaldı seçime. Bu sene kampanya kaç kişi alana ulaştı? Yapılmak istemesi acaba dersiniz? Şimdi sosyal medyamızı yaptık. Biz yaşlılar ve geri dönüyor. Bunu tabii ki ummak gerek. Bu sanatçı, gönüllülerim, bundan sonra olmak istiyorum. Eğitimlerini verdiğimiz bir gönüllü ordusu var. Borusan Okyanus Gönüllüleri diye. Büyük bir ilgi gösterdiler ve Türkiye'nin her yerindeler. Hepsi okyanus gönüllüleri olarak başvuruda bulundular. Biz sandığa taşıyabilir miyiz diye. Evet. Öğrenciler başvurdu ve taşıyacağız. Bize başvuranları. İnternet sitemizde Engel Sayat Dayanışma Derneği internet sitesinin mail adresine bilgi@ehdd.org adresine taşınmak istenen engelli veya yaşlı ismini, soy ismini, telefon numarasını ve oturduğu semti, adresini yazıyor bize. Biz de o bölgede olan gönüllümüzle onu buluşturuyoruz. Ve gönüllümüzün seçim günü sandığa ulaştırmasını ve tekrar da evine ulaştırmasını sağlıyoruz. Bunu hedefliyoruz yine. Onun için başvuruları almaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi sadece bizim üzerimizden dönmesi şart değil. Bunu herkes bireysel olarak da yapabilir. Siz bile yapabilirsiniz veya bir herhangi birisi yapabilir. Evet. Bu noktada yok. Siyasi çalışma olarak bu arada gönüllülerimiz nasıl konuşacak, iletişime geçecek. Kesinlikle cümle dahil özellikle ne kadar da etki yapmayacağız. Tekrar evine çok daha ulaşmayı sağlayacağız. Tekrar hareket arttırma. Bahsettiğiniz alınmak dediniz. Nerede de bir yaşanabilir sıkıntılar. Bu konuda nasıl bir acaba bir bireyi yanlarında bunlarla yüksek bütün sandıklarını koydu. Evet. Giriş katlarına koydu. Bu konuda bir sorunumuz yok. Tabii ki %2-3 hatalar olabilir. Bu da tolere edilebilir. Bunun dışında kaydı yapılmış olan bütün engellilerin de sandıkları giriş katlarında. Yani kaydını yaptırmışsa eğer, ki böyle bir süreç vardı, o süreç bitti. Veya vatandaşlık numarasından yola çıkarak engelli olduğu belirtilen bütün bireylerin sandıkları giriş katlarında Yüksek Seçim Kurulu böyle başarılı bir çalışma yaptı. Evet. Ekstrem durumlar olabilir. Sandık yukarıda olabilir. Sandık yukarıda olduğu zaman mecburen yukarı zorundayız. Görüşüp kullanması pozitif ediyoruz. Bu aşamamız derin oy kullanırken yanları fakat diyor. Onlara fakat
anlık orada birisi olabilir. Bununla birlikte olmaz. Olmaz. Onun için biz bir raporu olarak gittiğimiz görünüyor. Bunu kullandığımız ve geri yaşlılar için bu konusu değil. Ve 70 yaşlılar sıralı beklemez. Bunun kullanma şeyi yok. Lazım. Çünkü seçim olması artı tayin edilmiş ağır engellilerin de oy kullanma hakkı yok. Evet. Ve vasilerin onlar adına oy kullanma hakkı da yok. Böyle yaklaşık 500 bin kişi var Türkiye'de. Yani ben şu engellinin vasisiyim, onun adını da oy kullanacağım diyenler oluyor bazen. Bu doğru değil, kanuna aykırı. Evet. Bunu da seçim sandıklarındaki çalışanların göz ardı etmemesi gerekir ki gereksiz bir tartışma ortamı yaratılmamış olsun. Ailelerin de bunu bilmesi gerekiyor. Vasisi olduğu kişi adına oy kullanamaz. Zihinsel engelliler oy kullanamazlar. Bunun dışında oy kullanma hakkı olan herkesin mutlaka oyunu kullanabilmesi için sandık kurulu görevlileri, sandık kurulu başkanının pozitif ayrımcılık uygulaması yapması gerekir ki kanun da böyle söylüyor. O zaman söyleşimizin sonunda bir kez daha hatırlatalım. Engelli ve yaşlı komşunun oy verme hakkına destek ol kampanyasına nasıl katılabilir dinleyicilerimiz? Evet, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği'nin mail adresine başvurarak bilgi@ehdd.org adresine başvurarak adresini, ismini, soy ismini, telefonunu ve adresini yazdırabilir veya 0539 693 9919 numaralı dernek telefonuna mesaj atarak veya başvurarak iletişim kurabilir. Talep edenler için böyle bir durum. Gönüllü olmak isteyenler de ben ismim, soy ismim, telefonum bu. Bu semtte oturuyorum. Sandığa götürülmek istenen engelli veya yaşlı varsa ben götürmek istiyorum diye aynı şekilde onlar da başvuruyor ve arkadaşlarımız bir çalışmayla bir araya getiriyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Adem Kuyumcu. Katıldığınız için, bilgiler aktardığınız için iyi günler diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Yandım anlar kurşun gibi izler. Son bakış
İnsanı sınırlayan dün neysek bugün de oyuz düşüncesi değil mi? Güçlemekten korkmak, enerjimizi kullanamamak ve tarih yine tekrarladı kendini diye hayıflanmak değil mi? Oysa yaşam her anını hissetmeyi hak eder. Çünkü o her an yeni umutlarla dolu. Hangi yaşta olursak olalım, düşlerin peşinden gitmek belki de en doğrusu. Programı Esra İlkurşun ve Deniz Dökmeci hazırladı. Teknik müdürümüz Recep Korkmaz, teknik yönetmenimiz Ahmet Kurt, işaret dili tercümanı Emel Aksoy ve sunan ben Sıla Kaya. Bir arada yaşamayı öğrenebileceğimiz bir dünya dileğiyle. Hoşçakalın. Ortopedik engelliyim. Gerçek özür bedende değil düşüncededir. 2000 yılından beri kas hastasıyım. Daha rahat çalışma ortamı sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Kasamı kendim yapıyorum. Sofra hazırlıyorum. Tabak koyuyorum. Çay yapıyorum. Gelişim geriliği yaşayan çocukların eğitilebileceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de varız.